Bunlar eşim Meryem Akçalı'nın. Hastalığı nedeniyle bazı kişiler işte eşimin evden kaçmasını sebep olup hem cinsel istismarda bulunmaları hem de fuhuş yaptırmaları. Yani bunu fuhuşa kim teşvik ediyorsa onların bir an önce bulunup adalete teslim edilmesine. Ben artık Nida Bor Aile Mahkemesi'ne bunun hastaneye yatırılıp tedavi altına alınmasıyla ilgili karar çıkarttım. Adana'da Okan, taksici Okan diye birinin bunu sürekli otellere getirip götürdüğünü, müşterilere getirip götürdüğü bilgisine ulaştım. Ve ben bu kişinin yani eşimi ne amaçla getiriyor? Yani benim eşim akli melekeleri yerinde olmadığı için yani kim ne derse onun peşinde gidiyor. Kim ne derse onun dediğini yapıyormuş. Yani ben eşime fuhuşa sürükleyenlerin, fuhuş yaptıranların araştırılıp bulunmasını ve gerekli ceza işlemi yaptırılmasını ben eşimin devlet yetkililerin bulup temin edip hastaneye tedavi altına alınmasına korkuyorum. Yani şu an çocuklarım eşim tarafından atılıp gittiği için çocuklarım cinsel istismar şüphesi nedeniyle Bor Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sevk edilir. Çocuk yuvasına alınmıştır. Eşim işte bu çocuklarımı telefon açtıktan sonra çocuklarım da annelerinin yanına Adana'ya dönmek için evden kaçıyorlar ve bu kaçma esnasında işte gece eve gelmiyorlar. Ben endişe ve şüpheyle oğlumla birlikte Bor Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunduk. Ve sabah çocuklarım bulundu ve yapılan araştırma sonucunda çocuklarımın erkek arkadaşlarının yanında kaldığı ve burada cinsel istismar şüphesi nedeniyle savcılık tarafından sevk edilir. Çocuk yuvasına gönderildi. Akli melekeleri yönünde olmadığı için akıl rahatsızlığından faydalanıp gerek cinsel istismar gerekse cinsel ilişkide bulunuyor. Bunların araştırılıp tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerini istiyorum. Şu an çaresizim devlet büyüklerim. Yani bana yardım etmelerini bir an önce eşimin bu durumdan kurtarılmasını istiyorum. Çaresiz. Şimdi de bundan 2 gün önce de aile mahkemesine başvuruyor. 90 gün uzaklaştırma alıyor. Ve ben kendisini arayıp sorduğumda diyor ki bu uzaklaştırma kararı olmazsa sen benim yanıma yaklaşırsın. İşte benim fuhuş yaptığımı öğrenmemen için bu yola başvurdum diyor. Ben çaresizim. Çocuklarım yuvada. Oğlum durumu biliyorsun. Evimin kiralarını ödeyemedim. Elektriğim suyum kesik. Seni kimler fuhuşa teşvik ediyorsun? Gel adalete teslim edelim birlikte. Bu sesimi duy. Evine ve çocukların yanına dön. Çaresizim. Hem maddi hem manevi olarak çocuklarım da seni özlüyor. Oğlum da seni özlüyor. Biz de seni özlüyoruz.